Öyle zamanlar yaşandı ki şu fani dünyada. Kimi zaman savaşlar ve gözyaşı. Kimi zaman mutluluklar, beraberinde mutluluk gözyaşları. Kimi zaman tedirginlikler, kuşkular. Hüzünler de yaşandı dünyada. Bugün hüznün nameleri var yayında. Gelin Hifa Hatun'un hikayesini dinleyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Hifa Hatun veya Şifa Hatun diye bilinen bir hanım vardı. Bu annemiz çok güzel bir hanımmış. Zamanında onunla evlenebilmek için birçok sahabe kese kese altın yollamış kendisine. Kimileri develer hediye etmiş. Ama kendisi hiçbirini kabul etmemiş. Bir gün Hifa Hatun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, bana öyle bir ibadet buyurun ki, Allah'ın rızasını öylelikle kazanayım," der. Kendisi namaz veya oruç gibi şeyler beklerken, Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurur: "Ey Şifa! Bekar insanın imanı yarımdır. Sen evlen ki imanın tam olsun." "Ey Allah'ın Resulü," der, "ben yalnız Allah rızası için evlenirim o zaman. Evleneceğim kişiyi de ne olur siz belirleyin." Şifa Hatun'la evlenmek isteyenler meraklı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acaba kimi seçecek? Kimin evlenmesini isteyecek? Kimsenin haberi yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şifa Hatun'a, "Yarın sabah namazına ilk gelenle seni evlendireceğim," der. Tabii etrafta duyulur bunlar. Kendisiyle evlenmek isteyenler, "Sabahleyin ilk ben mescide gideceğim. Hatta bazıları acaba uyumasam da sabahleyin ilk ben mi orada olsam?" diye içlerinden geçirirler. Gelelim öteki tarafa. Suheyf adında bir sahabe de varmış. Bu sahabe parası olmadığı için, hatta başını sokacak bir evi bile olmadığı için böyle bir niyete dahil olmamış. "O kim, ben kim?" demiş belki de. Suheyf radıyallahu an, nerede yemek bulursa orada yemek yer, nerede uykusu gelirse orada uyurmuş. Lakin öyle bir özelliği varmış ki kendisinin, Allahu Teala'ya ibadetle meşgul olan ve zikir ehli bir insan. Devamlı Allahu Teala'ya ibadetle meşgul. Tabii kendini Şifa Hatun'a layık görmüyor. Allahu Teala'nın takdirine bakın ki Şifa Hatun'la evlenmek için niyetlenen her sahabenin uykusu gelmiş ve uykuya dalmış. Mescide giden kim dersiniz? Suheyf radıyallahu anh. Hiçbir şeyden haberi yok. Belki de daha önce bazılarının gelip gittiğini düşünüyordu. Namaz kıldı. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şifa Hatun'u çağırdı. "Seni Suheyf'le evlendirmek istiyorum," buyurdu. Efendimiz aleyhisselam Suheyf'e döndü. "Sen eşine mehir olarak ne verebilirsin?" Suheyf zaten fakirdi. Her iki elini açtı. "Ey Allah'ın Resulü," dedi. "Benim bir şeyim yok ki." Diyecekken Şifa Hatun
Suheyf'in diğer sahabelerin içinde mahcup olmasın diye bir kese içinde ona altın verdi ve bunun mehiri olmasını kabul etti. Kime niyet, kime kısmet derler. Ve evlendiler. Evlendikleri ilk gün Hazreti Suheyf hanımı Şifa Hatun'la şöyle bir konuşma yaptı. Hanım, şöyle karşıma geç de seninle konuşalım. Buyur dedi Şifa Hatun. Ey Şifa, sen benimle biliyorum Allah rızası için evlendin. Bu nedenle sen sabretmek, ben de senin gibi hem güzel hem dini Müslüman, yani dinine sadık biriyle evlendiğim için şükretmek zorundayım. Yani sana benim gibi fakir, kılık kıyafeti düzgün olmayan biriyle evlendiğin için sabretmek, benim de senin gibi güzeller güzeli ve dinine sadık bir hanımla evlendiğim için şükretmek düşüyor. Gel demiş. İyisi mi? Biz seninle bu ilk gecemizi ibadetle geçirelim ister misin? Şifa Hatun kabul eder. Sabaha kadar ibadet ederler, dua ederler, günahlarının affı için. Sabah olur. Suheyf radıyallahu anh mescide gider. Namazdan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o billur gözleriyle kendisine bakar. Suheyf radıyallahu anh heyecanlanmıştır. Acaba bir hatası mı vardır? Diğer sahabeler de bakarlar. Bu işte bir iş var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam boşu boşuna bakmaz. Nedir acaba? Birkaç saniye böyle geçtikten sonra şöyle buyururlar. Ey Suheyf, gece ne yaptığınızı sen mi anlatırsın, yoksa ben mi anlatayım? Etraftakiler daha da meraklanmışlar. Suheyf radıyallahu anh, Allah Resulü daha iyi bilir demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Sizin geceki halinizden dolayı Allah Celle Celaluhu tüm günahlarınızı affetti. Herkes şaşkın, gözler nemlenmiş halde. Suheyf, ey Allah'ın Resulü, ne olur bana dua edin de, o halde ben bir daha günah işlemeden, Allah Celle Celaluhu benim ruhumu alsın, öleyim der. Çünkü hazır günahları affedilmiş ya. Bunu kim söylüyordu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyordu ya. Allah günahlarınızı affetti diye. Ya bir daha ben günah işlersem? Korkusuyla ne olur dedi. Bir dua etsen. Ve Suheyf radıyallahu anh Allah-u Teala'nın izniyle orada ruhunu teslim etti. Dünyalar güzeli hanımına dokunamadan, evliliğin o canım cicim aylarına ulaşamadan. Tabi herkes merak etti, sizin de merak ettiğiniz gibi. Ya Resulallah dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir acaba o gece yaptıkları? Ne kadar namaz kıldılar? Namazda neler okudular? Kur'an'dan hangilerini okudular da Allahu Teala onları affetti? Şöyle buyurdu Efendimiz aleyhisselam. Onlar bütün gecelerini Allah için ibadetle, tevbe ile geçirdiler. Herkes şaşırmıştı. Gerdek gecesinde böyle bir durum.
Orada bulunanlar şaşırınca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin şaşıracağınız bir haber daha vereyim mi?" buyurunca, "Buyurunuz," dedi. "Az önce, hani hanımı var ya Şifa Hatun, evet, o da evde ruhunu Allah'a teslim etti." Böyle bir aşk hikayesi. Gerçek aşkın gölgesinde olan ve aşkın da sahibini unutmayan bir ailenin hikayesi. Bunlar hüznün nameleri demiştik. İşte Ka'b bin Malik radıyallahu anh var şimdi. Ka'b bin Malik, üç sahabi efendimizle beraber Tebük seferiyle ilgili Efendimiz aleyhisselamın çağrısına ne olduysa katılmadılar. Yani bu Tebük seferiyle ilgili çağrılar, ilanlar yapıldığı zaman üç kişi kendisiyle beraber katılmadı, geri kaldılar. Zamanında katılamadılar daha doğrusu. Daha sonra arkadan nasıl olsa yetişiriz diye düşündüler, onda da geç kaldılar ve onlar Medine'de kaldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, haklarında Allah'ın emri ve hükmü gelinceye kadar, özürleri olmadığı halde Tebük seferinden geri kalan, fakat doğru sözlü olmaktan da çekinmeyen Ka'b bin Malik radıyallahu anh ve beraberindeki işte üç sahabiyle Müslümanların konuşmasını yasakladı. Tebük'ten döndüler. Bir tecrit oldu onlar için. Nasıl bir moral bozukluğu lütfen düşünün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizinle görüşmüyor. Daha önce görüştüğü güzeller güzelinin yüzünü gördüğünüz halde ve kimseyle görüştürmüyor sizi ve bir karar bekleniyor. Müslümanlar da emre uydular. Söz konusu sahabelerle konuşmaktan çekindiler elbette. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şiddetli kararı almıştı. Peki neden? Çünkü Allah Celle Celaluhu böyle istiyordu. Kararların ötesinde bir karar gelecekti. Onlar bir hata işlemişlerdi ve bu küçük bir hata değildi. Cihada katılmamışlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu kararı Ka'b bin Malik radıyallahu anh ve diğer iki arkadaşını o kadar üzdü ki gözyaşlarına boğuldular. Hani derler ya, dünya başıma yıkıldı diye, işte belki o an bu andı. Tövbe etmeye başladılar. Sadece 3-5 hurma, zemzem ve su. Hep ibadet, taat, tevbe, istiğfar. Kimseyle konuşmadılar. Zaten kimse de onlarla konuşmuyordu. Allah'tan af dilediler. Ve yine bir imtihan, Allah-u Teala'nın hükmü hemen gelmedi. Karar hemen gelmedi. Her geçen gün daha dehşetli bir kabus, her geçen dakika dayanılmaz bir ızdırap yaşamaya başladılar. Lütfen kendinizi düşünün. Sizin hakkınızda bir karar verilecek. Bu işe girip girmeme kararı değil, evlenip evlenmeme kararı değil. Bu ötelerin ötesinden gelen bir karar. Her üç sahabenin de gözyaşları sel oldu aktı. Tam 50 gün böyle gözyaşlarıyla, pişmanlıkla, tevbeyle geçti zaman. Ama nasıl geçti bir sorabilseydik kendilerine. Nihayet 50. gün sabah vakti. İşte sabah namazı kılınıyor. Kimse yine o üç sahabiyle konuşmuyor.
namaz bitti ve o müjde geldi. Gelin şimdi o anı Ka'b bin Malik'ten dinleyelim. Radiyallahu anh. Namazdan sonraydı. Seli dağı üzerinden birisinin en yüksek sesiyle şöyle bağırdığını duydum. Ka'b bin Malik, müjde! Hemen secdeye kapandım. Meğer 50. günün sabah namazından sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bizim tevbemizi kabul ettiğini ilan etmiş de halk bize müjdelemeye koşmuş. Arkadaşlarım, onlar da bazı müjdeler duymuşlar. Bana da bu müjdeyi vermek için Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh kısrağını sürmüş. Eslem kabilesinden hızlı koşan Hamza bin Amr da radıyallahu anh o Seli dağının üstüne çıkmış ve bunun sesi bana kısraktan daha çabuk gelmişti. Müjdeci bana gelince üzerimdeki iki elbisemi çıkardım, müjdelik olarak ona giydirdim. Vallahi o gün bundan başka hiçbir elbisem yoktu. Kendim Ebu Katade'den emanet iki elbise aldım ve giydim. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme koştum. Ağlıyordum. Halk bölük bölük beni karşılıyorlar, tevbemin kabulünü tebrik ediyorlardı. Onlar da ağlıyordu. Ağlaya ağlaya mescide girdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mescitte oturuyorlar. Etrafında halk bölük bölük. Talha radıyallahu anh ayağa kalktı. Koşarak geldi. Bana sarıldı ve beni tebrik etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam verdim. Acaba nasıl tepki verecekti bilemedim. Mübarek yüzü sevincinden ayın 14'ü gibi parlıyordu. Bana, annenin seni doğurduğu günden beri geçen günlerin en hayırlısı olan bir günün hayır ve saadetiyle sana müjdeler olsun buyurdu. Ben, ya Resulallah dedim, bu müjde senin tarafından mı yoksa Allah tarafından mı? Hayır buyurdu, doğrudan doğruya Allah tarafından. Ya Resulallah, Allah'a ve Resulüne teslim edilmiş halis bir sadaka olmak üzere, tevbemin kabulü karşılığında bir şükür ve teşekkür olarak malımın tamamından vazgeçtim dedim. Malının bir kısmını kendine ayır, bu senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben de şu Hayber'deki hissemi alıkoyayım. Ya Resulallah, Allah-u Teala beni bu badireden ancak doğruluğumla, yalan söylemememle kurtardı. Hayatta kaldıkça doğruyu söylemek tövbenin tamamıdır dedim. Hayatımın en mutlu günüydü. Yine Asr-ı Saadet, adı üzerinde, mutluluk zamanı, mutluluk asrı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı işte oturuyorlar. Mescitten biri içeri girdi. Morali bozuk belli. Efendimiz aleyhissalatu vesselama doğru, ey Allah'ın Resulü! Ne olur bana yardım et. Siyahlığım, yüzümün çirkin olması, cennete girmeme engel olur mu? Ne olur söyle. Ben bu şekilde cennete girebilir miyim? Kimdi acaba bu yiğit?
Beni Selim kabilesinden Sa'd'tı radıyallahu anh. Müslüman olmuştu. Koyu esmer tenliydi. Bu sebeple kendini bilmezlerin alaylarına muhatap olmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsanın yüzünün rengi cennete girmesine engel olmaz," dedi. "Allah'a yemin ederim ki sen Rabbına yeterince iman etmemişsin. Onun Resulünün getirdiklerine de inanmamışsın. İnansaydın böyle soru sormazdın," buyurdu. Sa'd radıyallahu anh dedi ki, "Seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ondan başka ilah yoktur. Sen Allah'ın elçisisin. Ben bu mecliste 8 ay önce Müslüman oldum. Sen o zaman huzurunda olanları ve olmayanları davet etmiştin. Etrafımdakiler siyahlığıma, yüzümün çirkinliğine bakıp beni yanlarından kovdular. Halbuki ben Beni Selim kabilesinden soylu bir kişiydim. Ancak dayımın siyahlığı beni de etkiledi." Enes radıyallahu anh anlatıyor bunları. Bu konuşmalardan sonra Efendimiz etrafındakilere, "Kısa süre önce Müslüman olan Sakif kabilesinden Amr bin Vehb'i sordu. Ashab, Amr bin Vehb'in aralarında olmadığını söyledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Amr'ın evine gitmesini, kapısını çalıp selam vermesini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızınızı bana zevci olarak vermenizi münasip gördü diyeceksin diye tembihledi. Sa'd bir türlü evlenemiyordu ya, derdini kime açtı? Sa'd radıyallahu anh söylenenleri aynı şekilde yaptı, gitti. Resulullah aleyhisselam kızınızı bana zevci olarak vermenizi münasip gördü dedi. Dedi de başına neler geldi. Kapıdan kovuldu. Neredeyse dayak yiyecekti. Üzgün bir şekilde, zaten buna alışmışlığın verdiği o yorgunlukla Sa'd radıyallahu anh geldi. Olanları tek tek Efendimiz aleyhisselama anlattı. Ancak burada garip bir tecelli oldu. Babasının Sa'd'a karşı kaba ve haşin davrandığını gören kızı çok üzülmüştü. Amr'ın kızı babasına dedi ki, "Ey baba, sen Allahu Teala'nın Resulüne gelecek olan vahiy, bunu hiç düşünmüyor musun? Sen rezil ve rüsvay olmadan önce bir kurtuluş ara, tevbe et baba. Sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Eğer Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam beni ona zevci olarak layık görmüşse, Allah'ın ve Resulünün razı olduğuna ben nasıl razı olmam baba ve sen nasıl razı olmazsın?" dedi. Babası yaptığı hatayı anlamıştı. Amr derhal yola çıktı. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanına koşa koşa gitti, izin aldı. İzin verildi. "Özür dilerim," dedi. "Bir anlık gaflet işte. Ben kızımı veriyorum Sa'd'a. Sizi darıltmaktan Allah'a sığınırım." Bunun üzerine 400 dirhem mihirle nikahları kıyıldı. Mihri Hazreti Osman, Hazreti Ali ve Hazreti Abdurrahman bin Avf karşıladı. Allah-u Teala hepsinden razı olsun. Sa'd radıyallahu an mihir olarak hanımına vereceği parayı aldı ve çarşıya çıktı. Tam bu sırada bir münadinin, yani
anons bugünkü tabirle, yapan o sese kulak verdi. Ey Allah'ın kulları, sefer var, sefer! Yani cihat. Sa'd radıyallahu anh, duyduğu anda fikrini değiştirdi. Halbuki, evlenmeden önceki son çarşı gezmesiydi. Bir şeyler alacaktı. Hemen kararını değiştirdi, elindeki parayla bir at aldı, kılıç ve mızrak. Anca parası yetti. Ve başını tanınmayacak şekilde sardı. Kimsenin neredeyse görmek istemediği o yüzünü görünmeyecek hale getirdi. Yalnızca gözleri görünüyor. Muhacirlerin arasına karıştı. Muhacirler arada sordular, sen kimlerdensin diye. Hazreti Ali radıyallahu anh her defasında buna engel oldu. O görünmeyecekti belli bir zamana kadar. Ve savaşa gidildi. Sa'd radıyallahu anh bütün varlığıyla savaşıyor. Öyle ki bir ara o kadar yoruldu ki atından indi. Kollarını sıvadı. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu gördü. Sen Sa'd mısın diye sordu. Kolundaki koyu esmerlikten dolayı. Evet ya Resulallah, anam babam sana feda olsun dedi. Ve Peygamber Efendimizin duasını aldı. Bundan sonra Sa'd radıyallahu anh öyle bir şahlandı ki. Bir ara Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd'ın şehit olduğu haberi verildi. Yanına vardı. Başını mübarek göğsüne yasladı. Yüzündeki toprakları adeta şefkatli bir anne gibi tek tek sildi okşarcasına. Ey Sa'd, kokun ne kadar güzel dedi. Seni Allah ve Resulünün sevgisine ısmarlıyorum. İki cihan sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri yaşardı. Etrafındakilerinde. Sonra tebessüm ettiler. Daha sonra yüzünü diğer tarafa çevirdiler. Şaşırmıştı sahabeler. Hem gözleri yaşarmış, inci gözlerinden iki damla yaş gelmiş, ardından tebessüm etmiş ve yüzünü çevirmişlerdi. Ne olur, bunun hikmetini anlatır mısınız? Dediler. Şöyle buyurdu. Sa'd'ı sevdiğim için ağladım. Onun Allah katındaki derecesine bakıp sevindim. Tebessüm ettim. Yüzümü çevirmeme gelince, Sa'd'ın gözde hurilerden zevcelerini gördüm. Kolları açıktı. Halhalları da görünüyordu. Onları böyle görünce hemen haya ettim, yüzümü çevirdim. Ve Bilal radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mecnun gibi aşık, sevdalanmış Bilal, simsiyah derisinin altında sanki bembeyaz bir aşk var. O kadar çok seviyordu ki, bu yüzden çok fazla dayak yiyor, koca koca kayaları karnına koyup işkencelere tabi tutuluyordu. Mekke'nin delilerini, ayak takımlarını parayla tutuyor, Hazreti Bilal'i taşlatıyorlar,
suratına tükürttürüyorlar, hakaret ettiriyorlar. Hatta Mekke'nin o azgınlarının çocukları bile Bilal'in boynuna ip takıp sokaklarda sürüklüyordu. Tüm bunlara rağmen Allah'ı inkar et dediklerinde, Allah birdir, Allah birdir, Allah birdir diyordu. Sevdasına hiç leke kondurmadı Bilal radıyallahu anh. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hep yakınında durmuştu, en yakınında. Birilerini toplayıp bir şey anlatacaksa, ilk önce Bilal'i arardı Efendimizin gözleri. Namaz vakti yaklaşırken, kalk ey Bilal, ezan oku, cemaati topla derdi. Her yerde Hazreti Bilal vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek topuğunun dibindeydi adeta. Hiç ayrılmamıştı ki peşinden. Ama sonra gün geldi, kader herkese yaptığını Bilal'e de yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Bilal, Efendimiz aleyhisselam vefat ettikten sonra dedi ki, mihrabında Resulullah'ın olmadığı bir mescitte ezan okumak Bilal'e haram olsun. Ciğeri yanıyordu. Ben Allah'ın Resulü'nün olmadığı bir Medine'de nasıl ezan okurum? Onsuz bu dünyada nasıl dolaşırım? Nasıl? Günler geçti. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halife seçildi. Hazreti Bilal birkaç gün kalabildi Medine'de. Bir yere oturuyor, biraz sonra oturduğu yerde hıçkırıklara boğuluyordu. Efendimiz de buradan geçmiştik ya, burada şöyle şöyle yapmıştı, burada böyle böyle söylemişti diye. Hatıralar beyin hücrelerini istila etti. Böyle olmayacağını anladı. Medine ağır geliyordu. Her yerde sevdiğinin kokusu, hatıraları vardı sokaklarda. Onsuz bir Medine, Bilal'in üstüne yıkılmış bir virane gibiydi. Ve artık dayanamadı Bilal radıyallahu anh. Düştü yollara. Kendisini hiç tanımayan Şam tarafında küçük bir köye gitti. O köydekiler bilmiyordu ki Bilal radıyallahu anh'ın Habeşli olduğunu. Yıllarca kaldı orada. Medine aradı, taradı yok. Zenci, yaşlı bir adam gelmişti Şam tarafına. Sadece bunu biliyorlardı. Bilal radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin koynunda sakladığı hatıralarıyla sokaklarında dolaştı her gün Şam'ın. Ve orada burada rızkını temin etmek için çalıştı durdu. İşte o günlerden bir gün. Yine koşuşturma, hammallık derken o kadar yoruldu ki şöyle uzanmıştı. O gece rüyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördü. Ona şöyle buyurdu, Bilal, benden o kadar mı çok bıkmıştın? O kadar mı çok usanmıştın da benden sonra Medine'yi terk ettin? Seni özledik ey Bilal. Ne zaman geleceksin ziyaretime? Bu sıradan bir rüya değildi. Bu bir emirdi. Sanki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, haydi Bedir'e gidiyoruz aslanlarım diyordu. Sanki bugün Uhud günüdür, yürüyün Allah yolunda cihada, ey kardeşlerim diyordu. Böyle anladı,
yatağından bir ok gibi fırladı, üstünü başını giydi. Lebbeyk ya Resulallah. Buyur ey Allah'ın Resulü, sana geliyorum diye diye, gözünde ondan ayrılmayan gözyaşlarıyla gitti. Uzun yollar ona şimdi kısa geldi. Şam'dan Medine'ye kadar yürüdü. O kadar uzun zaman geçmiş ayrılalı. Ebu Bekir radıyallahu an vefat etmiş, Hazreti Ömer radıyallahu an halife. Bilal radıyallahu an simsiyah saçları bembeyaz olmuş artık. Gözleri çukurlaşmış, yaşlanmış. Şimdi yıllardan sonra Bilal radıyallahu an elinde asasıyla Medine sokaklarında sessiz sessiz yürüyor. Uykuyu kendine unutturmuş. Hazreti Ömer radıyallahu an da Medine sokaklarında geziyor o an. Bir baktı ki Medine'nin girişinde siyah bir gölge akıp gidiyor. Bu nedir? Hazreti Ömer radıyallahu an bu gölgenin peşine düştü. Bakayım dedi. Niyeti hayır mı, şer mi? Çünkü herkesin onuru, namusu, güvenliği ondan soruluyordu. Kimdi bu? Peşine düştüğü adam gideceği yeri biliyordu. Adımları Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gidiyordu. Hazreti Ömer radıyallahu an Bilal'i yavaş yavaş geriden takip ediyor çaktırmadan. Ama tanıyamamıştı yılların Bilal Habeşisini radıyallahu an. Hazreti Bilal Mescid-i Nebevi'nin önüne gelince, bu baston artık bana fazla. Hazreti Peygamber'le aramızda bu baston bile olmasın dercesine elindeki bastonu fırlattı. Sürüne sürüne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Anam babam yoluna kurban olsun ya Resulallah. Gel dedin. İşte geldim. Tanıdın mı ya Resulallah? Şu saçı sakalı ağarmış Bilal'i tanıdın mı? Kölen geldi ey Allah'ın Resulü. Hizmetkarın geldi. Mescidim mi süpürülecek? İşte buradayım ya Resulallah. Sana yapılacak bir hizmet mi vardır? Vallahi Bilal'in seni hala çok seviyor. Ben seni özlemeden, sana hasret duymadan bir an bile geçirmedim. Vallahi benim gidişim senden ve Medine'den usandığım için değildi. Ben senin gezdiğin sokaklarda sensiz gezmeyi ayıp saydım kendime. Senin oturduğun yere sensiz oturmayı ayıp saydım kendime. Sensiz çok geldim Medine. Ey Allah'ın Resulü! Vallahi bundan dolayı ben sensizliğe dayanamadım ve gittim. Gel dedin, geldim işte buradayım dedi. Hazreti Bilal'in radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin önündeki uzunca bu ağıdı Hazreti Ömer'i bitirdi. Perişan etti. Bilal'in yanına gitti Ömer radıyallahu anh. Sen nerede kaldın ey Bilal? Resulullah'ı kaybettik. Dünya başımıza yıkıldı. Hiç değilse senin ezanlarınla sakinleşirdik. Sen gittin, büsbütün öksüz kaldık ey Bilal. Sen gittin, Efendimizin müezzinini de kaybetmiş olduk.
Bu bize yapılır mı? O ezanlara hasret kaldık, ne olur. Haydi bir kez daha çık şu mescidin damına. O eskiden okuduğun ezanlardan ne olur bir kez daha oku, dedi. Bilal radıyallahu anh dedi ki, ya Ömer, sen Müslümanların halifesisin, devlet başkanısın, emir senden. Ama benden ezan okumamı ne olur isteme. Resulullahsız bir Medine'de ezan okumak bana ağır gelir ya Ömer. Bunu benden isteme. Ömer radıyallahu anh, bu nasıl kardeşlik ey Bilal? Eskiden kardeşlerinin sen sözünü dinleyen biriydin. Ne oldu sana? Şimdi bir devlet başkanını da dinlemiyorsun öyle mi? Tam bu konuşmalar olurken içeriye Hazreti Hasan ve Hüseyin girdi. Radiyallahu anh ecmain. Hazreti Ömer Ehl-i Beyt'in çiçeklerine yapıştı. Ey Hasan ve Hüseyin dedi. Ben Bilal'e söz geçiremedim. Ne olur bir de siz yalvarın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kalma günleri yad edelim. Ne olur söyleyin de Bilal bir ezan okusun dedi. İkisi de yapıştılar Bilal-i Habeşi'ye. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti Bilal. Ne olur senin yanında bizim bir hatırımız varsa bir ezan okur musun? Bilal-i Habeşi dedi ki, ey Hasan ve Hüseyin, sizin hatırınıza gökten Cebrail aleyhisselam indi. Sizin isteğinize kim yok diyebilir ki? Ancak sizin için okunur bu ezan. Zira sizin dedeniz getirdi bu dini bize. Hazreti Ömer radıyallahu anh, kimi bulsa bana ezan okutamazdı ama öyle iki delikanlı buldu ki, yok diyemem. Nihayet ağlaya ağlaya mescidin damına çıktı. Hazreti Bilal radıyallahu anh, Allahu Ekber nidasıyla ezanı okumaya başladı. Ancak Eşhedü enne Muhammeden Resulullah kısmına gelince Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem derken düştü. Ezanın devamını başkası getirdi. Herkes şaşkın. Bu ses tanıdık bir ses. Bilal'in sedasıyla Medine adeta sallandı. Çalışanlar, uyuyanlar fırladılar. Koşarak, ağlaya ağlaya mescide geldiler. Sanki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeniden mi gelmişti? Bazı hatıralar vardı. İnsana sevdiği yanındaymış gibi hissettirir ya, aynen öyle oldu. İşte onlardan bir tanesi de Hazreti Bilal radıyallahu anh'dı. Ben Şam'dan Medine'ye yüzlerce kilometre nasıl gideyim demedi. Allah'ın Resulü'nün rüyasına gelmesi, Bilal bizi özlemedin mi demesi onun için yetmişti. Çünkü onlar sevdalarını hiçbir şey değişmediler. Ey kardeşlerim, siz de üzülmeyin. La tahzen, üzülme. İnsanlar senin kalbini kırmışsa, üzülme. Rahman, ben kırık kalplerdeyim buyurmadı mı? O halde, ne diye üzülürsün ey can? Gündüz gibi ışıyıp durmak istiyorsan, gece gibi kapkaranlık nefsini yak.
derdim var diyorsun. Dert, insanı Hakk'a götüren Burak'tır. Sen bunu bilmiyorsun. Sanma ki dert sadece sende var. Şunu bil ki, sendeki o derdi nimet sayanlar da var. Umudunu yıkma. Yusuf'u hatırla aleyhisselam. Dert neredeyse deva oraya gider. Yoksulluk neredeyse nimet oraya gider. Sorun neredeyse cevap oradadır. Ve gemi neredeyse su da oradadır. La tahzen. Üzülme. Irmağa deniz, denize okyanus sığmaz. Aşık olmayana anlatsan da ben, sen anlamaz. Hakk'a ulaşmak için yoldur desen kimse inanmaz. Gönlünde zerre-i miskal şems olmayan yanmaz, yanamaz. Ayağın kırıldı diye üzülme. Allah senden aldığı ayak yerine belki sana kanat verecek. Kuyu dibinde kaldın diye de üzülme. Yusuf aleyhisselam kuyudan çıktı da Mısır'a sultan oldu. Unutma. İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara. Geçmiş ve gelecek insana göredir. Yoksa hakikat alemi birdir. Bu alem bir rüyadır. Zanna kapılma ey can. Rüyada elin kesilse de korkma, elin yerinde. Dünya bir rüya ise başına gelen felaketler de geçici. Neden çok üzülürsün ki? Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü orası gidişatın değişeceği yer. Bu alemin, bu kainatın kitabı sensin. Aç da kendini oku ey can. Derdin ne olursa olsun korkma. Yeter ki umudun Allah olsun. Şu dünyada herkes bir şeye güvenirken senin güvencen de Allah Celle Celaluhu olsun. Üzülme. Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyor. Şu uçan kuşlara bak. Ne ekerler, ne biçerler. Belalar sağanak yağmurlar gibi yağar. Ancak yapılma yıkılmadadır. Topluluk dağınıklıktadır. Düzeltme kırılmadadır. Murat muratsızlıktadır. Varlık yoklukta gizlidir. Sen üzülme. Ne istersen Mevla'dan iste. Verirse yüceliğidir. Vermezse imtihanımdır de. Allah Celle Celaluhu'ndan bir şey istersen kapı açılır. Sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman dersen bilemem ama açılmaz diye umutsuz olma. Yeter ki sen o kapıda durmayı bil. Selam ve dua ile.
şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tefviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o, reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir. Birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hiç kimseye hor bakma. İncitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Geh kalbini boş eyler. Geh hulkını hoş eyler. Geh ışkına duş eder. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var. Her nesnede zinet var. Her işte ganimet var. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her söyleneni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş. Allah görelim ne etmiş. Ne etmişse güzel etmiş.